Herkese merhaba, ben Tol Gözbek. Bugün size insansız hava araçları konusunda atılan yeni adımları, yeni tasarımları anlatmaya çalışacağım. Bu konuyla ilgili gerçekten tasarımcıların hayal güçleri, hayal dünyaları çok geniş ve farklı farklı teknolojiler, değişik farklı yaklaşımlarla hayata geçiriliyor. İşte bu şirketlerden biri de General Atomics şirketi. Bu pazarın çok yakından tanıdığı MQ-9 olarak adlandırılan insansız hava aracı farklı bir göreve doğru evriliyor. Bu insansız hava aracının kanadının altında 2 adet mini insansız hava aracı taşınıyor. Normalde yüksek irtifalar uçan, gerçekten taşıdığı yük ağırlığı açısından önemli bir yere sahip bu İHA sistemi görev yerine geldiği zaman kendini riske atmıyor ve kanadının altında Sparrow Hawk olarak adlandırılan mini bir İHA'yı kanadının altından bırakıyor. Kanatları normalde katlanmış, adeta işte bizim son füzesine benzeyen büyüklükte bir insansız hava aracı serbest düşüşe geçmekle birlikte kanatlarını çeviriyor ve uçuşuna geçiyor. Bu hava aracına baktığımız zaman yaklaşık kanat açıklığı 4,5 metre, uzunluğu 3 metreden biraz daha uzun ve 25 bin feet görev irtifasına sahip, yaklaşık da ağırlığı 220 kilogram civarında. Bu insansız hava aracı hibrit motora sahip. Hibrit motor nedir? İstenildiği zaman JP8 olarak adlandırılan bu askeri bir yakıt türü, yani normalde yolcu uçaklarının kullandığı JETA-1'in farklı bir türü, savaş uçaklarına, jet motoruna sahip uçaklarda kullanılıyor. Bunu çalıştırıyor ve gün geldiği zamanda da hibrit olarak elektrik motoruna dönebilen çift motorlu bir hava aracı bu. İrtifası 25 bin feet, yüksekten uçmaya başlıyor ve öncelikli görevi keşif, yani hedeflerini takip ediyor. Bunun yanı sıra SIGINT ve ELINT olarak adlandırılan sinyal ve elektronik istihbarat gerçekleştiriyor. Yani işte bölgede yapılan bütün telsiz konuşmalarını dinliyor, radarların yayın sinyallerine bakıyor. Bunlar sinyal istihbaratı. Elektronik anlamda da gerektiği zaman bunlar hangi aşamalarda, nerelerde, ne tür yayınlar yapıyorlar, MHz olarak özellikleri nedir ve gerekirse de bunları da karıştırma özelliğine sahip. Bunun da hassas bir kamera sistemi yer alıyor. İstenildiği zaman yaklaşık 30 kilograma yakın da yük taşıma kapasitesine sahip. Bu 30 kilogramlar nedir mesela? Gün geldiği zaman bu insansız hava aracı sistemine konulacak özel bir poddur. Yarın öbür gün belki de atılacak mini bir füzedir. Bu gibi gelişim açısından kapasiteye de sahip enteresan bir sistem. Bırakıldıktan sonra görevini yapıyor. MQ-9 bu tür mini İHA'lardan 2 adet taşıyor. Görevini gerçekleştirdikten sonra, yani bölgedeki uçuşunu yapıp işini yaptıktan sonra tekrar yükseliyor. O bırakılan büyük uçağın tabiri caizse koluna doğru yaklaşıyor ve MQ-9'dan sarkıtılan özel bir olta diyelim buraya, oltaya takılıyor ve takıldıktan sonra emniyete alıp kendini tekrar kanadın altına çekiliyor. Gerçekten çok çok ilginç ve farklı bir sistem olduğunu belirtmemde fayda var. General Atomics insansız hava araçları konusunda Amerika'nın en önemli üreticilerinden bir tanesi ve halen bu sistemin test çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çeşitli statik denemeler yapılmış durumda, yakalama denemeleri yapılmış durumda. Bunu uçuş testine de yansıtılacak. Muhtemel herhalde bu Sparrow Hawk mini İHA sistemini bu yıl içerisinde gökyüzünde görürüz gibime geliyor ama tabii bu konuyla ilgili resmi bir açıklama da yok. Aslında benzer bir çalışma Dynamics tarafından yapılmıştı. Gremlin X-61A adını taşıyan bu olta sistemiyle havada yakalanan bir İHA sistemi geliştirilmişti. Burada test amaçlı olarak sistem CZ-30 gibi insanlı büyük bir askeri nakliye uçağının rampasından atılıyordu veya kanattan bırakılacak şekilde tasarlanmıştı. Bunlar da düşman bölgesine gidip burada biri belki yem olup kendine düşman hava savunma sistemlerinin radarlarını hedef olarak ortaya koyup diğer sistemlerin bölgede görev yapmasını sağlayabilen jet motorlu bir sistem. Ama bu da benzer bir şekilde görevini yaptıktan sonra ana uçağa yaklaşıyor ve olta sistemiyle, kanca sistemiyle yakalanarak tekrar uçağa alınıyor. Gerçekten uygulaması hiç kolay değil. Çok yüksek, gelişmiş mühendislik istiyor.
çok iyi bir yazılım istiyor ve tabii ki bütün her şey otonom. Özellikle de General Atomics'te, çünkü diğerinde en azından insanlı bir uçak var. Otonom olarak sistemi veya pilotsuz olarak sistemi yaklaştırıyorsunuz. Burada bir İHA'ya pilotsuz olarak yaklaşan bir başka İHA var. Gerçekten çok yüksek teknoloji, çok iyi yazılım, çok yüksek tecrübe isteyen çok çok önemli bir konu ama gayet de heyecan verici, insansız hava araçlarının nereye gidebileceğini de gösteren çok çok önemli bir yaklaşım. Şimdi izleyicilerimiz diyebilir, ya Tolga sen Amerikan şirketini anlatıyorsun ama bizim zaten üzerimizde giydiğimiz bir Anka polarımız var, kolumuzda da bayrağımız var. Bu gelişmeleri de bir yandan takip etmemiz gerekiyor. General Atomics'in bir başka önemli insansız hava aracı tasarımı ise Mojave adını taşıyor. Mojave, benim de gittiğim ve geçtiğimiz günlerde de bunlarla ilgili bir haber yaptığımız bir enteresan bir üs. Çölün ortasında, Kaliforniya eyaletinde bir hava üssü burası. Burası aynı zamanda insanlı uzay uçuşlarının yapılabildiği, bunlar için sivil teknolojilerin geliştirildiği, en sonunda size buradan uçan Stratolaunch uçağını tanıtmıştım. Dünyanın en büyük uçağı, roket taşıyıp uzaya roket atımı sağlayacak. Bu uçağın uçtuğu bir yer. Buranın adını taşıyor, Mojave adını taşıyor. Bu normalde çok fazla büyük bir insansız hava aracı sistemi değil. Küçük ama çok güçlü motora sahip. Bu hava aracı 100-150 metre gibi kısa mesafelerden havalanabilecek özelliğe sahip. Motorları çok güçlü ve üzerinde de 16 adet AGM-114 Hellfire füzesi taşıyor. Hellfire füzeleri gerçekten Amerikan Kara Kuvvetleri'nin standart füze donanımları arasında yer alıyor. Helikopterlerden atılıyor veya insansız hava araçlarından da artık atılır durumda. Aynı şekilde MQ-9'larda da kullanılan çok önemli bir füze. Bu füzelerden de 16 adet taşıması bu mini bir sistemin, küçük bir sistemin çok ciddi bir ateş yüküne sahip olduğunu da açıkçası ortaya koyuyor. Yakın hava desteği için Mojave kullanılacak. Ve Mojave gerektiği zaman belki çok kısa bir düzlükten kalkıp aynı zamanda yapılan yer operasyonuna yakın mesafeden yaklaşıp yüksek atış gücüyle kara birliklerine destek verebilecek bir tasarımda. Yani sonuçta baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri inanılmaz bir havacılık teknolojisine sahip. Bu konularda çok çok yıllar önce adımlar atmış ama farklı düşünerek bu insansız hava araçlarını, drone sistemlerini yeni yeni yerlere, yeni yeni görevlere aktarmaya çalışıyorlar. Buradan da insansız hava araçları konusunda gerçekten ülkemizde çok önemli çalışmalar var ve iyi bir yere geldik. Bizlerin de bu tür çalışmaları yakından takip etmesi, bu tür inovasyon, yaratıcı fikirlere açık olmaları ve ek görevlerle bunları bir yere doğru taşımamız gerekiyor. Sonuçta altyapı belli. İşte bir bakıyorsunuz TUSAŞ'ın Anka, Aksungur gibi İHA sistemleri gayet başarılı. Öbür tarafta bakıyoruz Baykar grubunun TB2'si şimdi evriliyor, TB3 haline geliyor. Deniz üzerinden operasyon yapacak. Diğer tarafta Akıncı taarruzu insansız hava aracı sistemi ve bir üstünde de jet motorlu MIUS, muharip insansız uçak sistemi yer alıyor. Belki bunlarla ortaya konulan bu altyapının bir yere inovatif fikirlerle aktarılması gerekiyor. Bu iki oyuncu büyük oyuncu. Bunun yanı sıra ihracat başarısı yakalamış Vestel Karayel modeliyle biliyorsunuz. Onun dışında da daha ufak sistemlerle farklı farklı yerlere giden mini İHA sistemleri, küçük drone sistemleriyle işte Aselsan'ın Altınay ile ortak şirketi DASAL, bir taraftan Türkiye'nin simülasyon merkezi yazılım evi olan Havelsan'ın BAHA, onun dışında Assist gibi şirketlerin geliştirdiği sistemlerde bu tür inovatif fikirlerle farklı yönlere gideceğini ben açıkçası düşünüyorum. Bugünkü videomuzda insansız hava araçlarına birlikte baktık. Bu işler nereye gidebilir, ne hedefleniyor bunları görmeye çalıştık ve son zamanlarda bu geliştirilen modellerle ilgili de sizi ben bilgilendirmek istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Detaylı savunma ve havacılık konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram grubumuz var. Anlık haberlerimizi oraya yayınlıyoruz. Ve tabii ki bu kanala abone olarak, katıl tuşuna mümkünse basarak, destek vererek bizlerden de desteğinizi sağlamış olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.